Yaklaşık 7 aydır tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkileyen, Malatya'mızı da etkileyen bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bu COVID-19 enfeksiyonu henüz tedavisi bulunmayan bir viral enfeksiyon, virüs enfeksiyonu. Tedavisi olmadığı için de bizim koruma tedbirlerine önem vermemiz gerekiyor. Özellikle maskesiz sokağa çıkmamamız, hijyene dikkat etmemiz ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Mümkün mertebe kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle düğünlerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği aylarda vaka artışını bizzat yaşadık. Biz hastanemizde de hastalara birebir yakınen ilgilenildiği için, tedaviler yapıldığı için gerek muayeneleri, gerek yatarak tedavileri hem serviste hem yoğun bakımda kendi personelimizin enfeksiyon kapmaması için gerekli tüm kişisel koruyucu ekipmanları sağladık. Bu konuda hiçbir eksiklik hissetmedik. Buna rağmen 400'den fazla personelimiz COVID hastalığına yakalandı. Tedavileri bir kısmının bitti, bir kısmının aktif olarak devam etmekte. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bir de şunu belirtmek isterim. Hastanemizde COVID ile ilgili birimler ayrılmış durumda. COVID servisler, yoğun bakımlar, COVID parkingler ayrılmış durumda. Burada çalışan personelimiz, sağlık personelimiz, tıp fakültesi öğrencileri ya da diğer fakültelerin öğrencileri COVID ile ilgili, birebir ilgili bölümlerde kesinlikle çalıştırılmamakta. Evet, tamamen hekim, hemşire, hasta bakıcı ve diğer sağlık personeli çalıştırılmakta. Bu kapsamda COVID ile ilgili olarak bir takım çalışmalar da üniversitemizde yapıldı. Bunlardan birisi tanı kiti araştırması. İlk çalışmalar bitti. Yakın zamanda ticari forma bürünecek. O çalışmalar devam ediyor. Tüm bölgenin COVID-19 PCR testleri bizim hastanemizde yapılmakta. Bugüne kadar 130 bini aşkın test yapıldı. 24 saat üzerine çalışan bir laboratuvarımız var. Aynı zamanda aşı çalışması için de Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri de biziz. Sağlık personelinde, gönüllü sağlık personelinde faz 3 çalışmalara da başladık. Bu konuda da olumlu gelişmeler olacağı kanaatindeyim. Bu zorlu sürecin bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen son zamanlarda sağlık personeline karşı şiddet olaylarını duymaktayız, görmekteyiz, bizzat yaşamış bulunmaktayız. Sağlıkta şiddet çözüm değildir. Aksine bir insanlık suçudur. Bir insan kendisine yardımcı olan, tedavi eden kişilere karşı bu şekilde sabırsızca şiddet kullanarak davranmasıyla bir yere varılmaz. Bu bir çözüm değildir.